Merhabalar bugün 7 yeni kostüm ve sezonun ilk yamalarıyla karşınızdayım. Üstelik mahvolmuş kralın gelişini kanıtlar nitelikte bazı kostümler. Bunlardan da bahsediyor olacağız. Şimdi ilk olarak elimizde Şanhay yazgıları diye bir yeni kostüm serisi var. Yine böyle biraz Çin mitolojisi tadında görünen ve ilk üyesi bu kostüm serisinin Jin. E, efektleri fena olmamış bence. Özellikle tuzaklarını ben beğendim. Ama böyle oa ne biçim kostüm yapmışlar dedirtmedi bana şahsen. Belki de bu tarzı seven insanlara biraz daha e, hitap edecektir diye düşünüyorum ve e, çoğu bu tarz şampiyonda yaptıkları bu geri dönüş animasyonumdaki scroll'lar o e, daha sanatkar görünen Jin hoşuma gitti. Öte yandan çok etinkini bayağı beğendim. Çünkü bakın şu E, e vuruşunda çıkan dikenlerden çıkan izler falan çok hoş. Q'su müthiş olmuş. Şu efekte bakar mısınız? Yerden dikenler çıkaran yeteneğin geldiği hale bakar mısınız? Müthiş bir efekt olmuş. Bunu çok beğendim. O Çin Ejderi tadındaki tarz o temada çok ete ee, yine yakışmış bana soracak olursanız geri dönüşünde de adam yumurtanın sarısını hüpletir gibi güneşiyor yiyor daha ne yapsın değil mi ve bu kostümün diğer üyesini de ben şahsen beğendim Nico normalde dizaynını çok beğendiğim bir karakter değil ama bu kostümdeki renkler ve efektler bence Nico'yu açmış e, daha ciddi bir şampiyon gibi durmuş daha güzel görünmüş bence ve bu gördüğünüz kostümlerin bazıları için yine renk paketleri de olacak. Dolayısıyla temel renkleri beğenmezseniz çok endişelenmenize de gerek yok açıkçası. Niko da yine dönüşünde efektlerini şey yapıp bir kuş canlandırıyor resimlerinden. Eee son üyesi bu serinin Natilius. Ona bile ayı gibi efekt koymuşlar bak bak. Ultinin vardığı yerdeki efekte bakın. Fiz balığı çıkar gibi bir efekt olmuş. O efekte bayağı eee beğendim ben. Temel modelde gayet güzel olmuş, çıpasının modeli, ışıkları, renkleri falan güzel. Geri dönüş animasyonu yine gayet tatlı. Eee, Çinli oyunculara yönelik olsa da biraz daha anladığım kadarıyla... ...daha Çin marketine yönelik bir kostüm serisi olsa da ben dizaynlarını gayet beğendim. Ardından mahvolmuş kostüm serisine geliyoruz karşınızda, mahvolmuş Karma. Ben bayağı beğendim, efektler gayet yakışmış. Son dönemde çok fazla Karma kostümü çıkan çıktı diyenler olmuş. Doğru ama bence gayet güzel taşımış temayı. Zincir yakışmış. O kuru kafayı çok güzel kullanmışlar. Yerdeki o runik efekt çok güzel olmuş. Ben son derece beğendim mahvolmuş karmayı. Ardından mahvolmuş Draven. E, ee, Draven'ın çıkış kostümü olan Hayalet Draven'a bayağı benziyor olması bile bir garipsedim ama efektler yeterince hoş durmuş. Draven'ın kendisi bayağı havalı olmuş. Geri dönüş animasyonunda oluşturduğu üçgen oldukça enteresan ki Mahvolmuş Kral ile en büyük bağlantısını buradan anlıyoruz. Mahvolmuş Kral'ın göğsündeki ve sinematiğinde bol bol gördüğümüz efekti görüyoruz. Hikaye yazarlarından bir tanesi bu kostümleri e, alıntılayıp ''Hımm demek mahvolmuş'' dedi falan. Dolayısıyla bu kostümlerle beraber e, yeni ormancımız olmuş Kral gelecek bence. En azından yakın zamanda olacak bu ve Mahvolmuş Kral'ın oyunu da çıkacak. Bunlar böyle toplu bir etkinlik şeklinde olacak diye tahmin ediyorum. Bu oldukça heyecan verici. Ardından olmuş Shivana. Buna bayıldım. Umarım Wild Rift'e gelir bu kostüm. Hem Draven var Wild Rift'te hem Shivana var. Karma yok ama olsun. Boş ver karmayı. Bunu ne olur getirin. Çok iyi kostüm. Ben normal lolde Shivana oynamıyorum. Ama Wild Rift'te çok oynadığım bir şampiyon. Şu tipe bakar mısınız? Mükemmel olmuş ejder hali. Yani kadim ejderden daha havalı olmayı nasıl başarmış bizim yarı ejder şu bilmiyorum ama müthiş bir dizayn bence. Renkleri çok iyi taşımış. Modellemesi mükemmel olmuş. Bayıldım bu kostüme son dönem. En beğendiğim kostümlerden biri deme oldu demek iddialı olur ama modelleme olarak en takdir ettiğim kostümlerden bir tanesi oldu. Şimdi Skin Spotlights'a teşekkür edip 11.1 yama notlarına geçiyoruz. Türkiye sunucusuna bu değişiklikler siz bu videoyu izlerken gelmiş olacak. Ee, yeni sezonumuz başlarken sezonun ilk yaması bizlerle bakalım ne oldu hızlıca geçelim. Fiddlesticks'in W yeteneğinin bekleme süresi her seviyede 1 saniye arttırıldı. Yani e, Fiddlesticks artık daha nadir W atabilecek. Bu orman dönme hızını da, e, gücünü de canlı kalmasında biraz etkileyecek. Nara baya sert bir geliştirme var aslında. Meganar'ın Q yeteneğinin taban hasarı... 20 arttırılmış. İlk seviyede son seviyede 40 arttırılmış. Bayağı güzel bir baz arttırma var ve yavaşlatması da %15-35 aralığından %30-50 aralığına arttırılarak %15 arttırılmış her seviyede. Mega Nar'ın E yeteneğinin menzili 75 arttırılmış. Ve eee Mini Nar'ın E yeteneğinin de sağladığı saldırı hızı süresi 2 saniye arttırılmış daha uzun süre saldırı veriyor. Ee, her alandan böyle küçük bir güçlendirme gelmiş Nara. Bakalım onu metaya sokmaya yetecek mi? Tabii ki şu anki metada bu mitik eşyalar metasında şampiyonların eşya ile nasıl çalıştığı en önemli şey. Ama Nar güzel bir sevgi görmüş. Karma'ya tam da kostüm çıkıyorken bak sen şu Allah'ın işine. Seviye başında niye böyle, niye böyle bir şekilde söyledim <laughs> pardon gece saat çok geç ben yayından çıktım kafa gidik E yeteneğinin kalkan miktarı Laubalileştim bir an 80-200 aralığından 80-240 aralığına yükseltilmiş ee, Kalkanına temel bir arttırma gelmiş aslında o kadar da büyük bir değişiklik değil Çünkü yetenek gücü aynı kalmış ama Oyun sonunda Karma bir tık daha fazla kalkan veriyor fena değil Mastery sürekli yasaklanıyordu sürekli alınıyordu Çok yüksek bir kazanma oranı vardı gerçekten çok güçlenmişti Bu nerf bunu azaltacak mı emin değilim ama eşya zayıflatmaları ile beraber birleşince belki etkili olur Master Yi'nin Q yeteneğinin bekleme süresi ileri seviyelerde artık daha uzun yani 18'den 14'e iniyordu artık 18'den 16'ya iniyor Takım savaşlarında daha az Q atabilecek Q atabildiği aralık artmış ee, ama zaten Navori falan alıp bol bol atabiliyordunuz İşte bir tık daha az atacak artık Pantheon'a son yapılan değişiklik bence biraz bol kepçeden stat atılmıştı zaten. Bunun bir kısmını geri almaya karar vermişler. Temel can yenilemesi 10'dan 9'a inmiş, W yeteneğinin güçlendirilmiş saldırısı da %135-165 aralığından %120-165 aralığına indirilerek erken oyundaki gücü biraz azaltılmış. Kiana'nın seviye başına kazandığı can 8.5'tan 9'a çıkarılmış, saldırı gücü de 64'ten 66'ya çıkarılmış. Duelo yapma ihtimalini arttıracak olan, ee, koridordaki rahatlığını bir tık gerçekten tam olarak bir tık iyileştirecek küçük bir güçlendirme. Raize son dönem çok popüler değildi. Q yeteneği artık 40 mana da sabit değil. Siz Q yeteneğine puan verdikçe mana bedeli 38, 36, 34, 32 diye düşüyor. E, bu da gayet güzel bir değişiklik diye düşünüyorum Raiz gibi biri için. Hatta mana eşyalarına gelen değişikliklerle beraber birden Ryzen oldukça etkili olduğunu görebiliriz. Onlara birazdan geleceğiz. Zayın'ın yeteneğinin bekleme süresi 12 8 aralığından 10 8 aralığına indirilmiş. Bedelde 40 mana'dan 30 mana inmiş. Çok net bir değişiklik. Erken oyunda Zayın'ın E'sinin daha güvenilir olmasını sağlamış. E çoğu zaman elinizde ve çoğu zaman atacak mananız var ve bedeli çok yüksek değil. E'yi daha çok kullanabilen, rakiplerini bununla daha çok dürtebilen ve yerinde sabitleyebilen bir Zaya göreceğiz. Yasuo ve Yone kesinlikle çok güçlülerdi. Yone özellikle erken oyunda hardcore dayak yese bile ileri oyunda parçalıyordu insanları. Bununla ilgili küçük değişikliklerimiz var. Yasuo'nun seviye başına kazandığı saldırı gücü 3.2'den 2.2'ye inmiş. Her seviyede bir daha az saldırı gücü alıyor artık. Fakat pasifi eski haline döndü sahip olduğunuz kritik şansını %100 değil %150 yapıyor artık bayağı katlıyor ve bunun karşılığında ama her bir %1 kritik vuruş ihtimali 0.5 saldırı gücüne değil 0.4 saldırı gücüne düşüyor. Yani her yama oynuyorlar ya Sol ve Yone ile son dönem gerçekten. Bir türlü oturmadı. Umarım bu sefer oturur. Yone biraz ee, yorucu hissettiriyordu özellikle Yasuo'yu çok görmüyorum ama onu da seviye başına kazandığı saldırı gücü 3'ten 2'ye inmiş. Pasifi aynı şekilde 100'den 150'ye. Fakat %1 kritik vuruş ihtimali için 0.5 saldırı gücü değil 0.4 saldırı gücü alıyor. Artık sahip olduğunuz kritik şanstan da daha az saldırı gücü alıyor. Erken oyunda daha kolay güçlenmelerini sağlayacak. Çünkü ee, hemen kritik şansını çok yüksek yapabilecekler artık. Eskisi gibi e, ee, bazı temel nitelikler böyle çok yakın sayıları yuvarlanmış. Önemsiz. Baş melek asasının tarifinden safir kristal çıkarılmış yerine kuvvet kitabı konmuş. Ee, yetenek gücü de 60'tan 65'e yükseltilmiş. Fakat manadan kazanılan yetenek gücü oranı %3'ten %2'ye inmiş. Böyle bir darbe var. İyon çizmeleri son dönem pek tercih edilmiyordu ve sağladığı yetenek hızı 15'ten 20'ye çıkarılmış. Ee, güzel küçük bir buff. Mana verinin toplam bedeli 2600'den 2900'e yükselmiş. E, safir kristal yerine uzun kılıç konmuş tarife Mana'dan kazanılan saldırı gücü oranı da %2'den 2.5'a çıkarılmış Mis gibi bir değişiklik 300 altın karşılığında gayet güzel bir tarif ve buff bence Muramana Çok mana'dan kazanılan saldırı gücü yüzdesi iki 2.5'a inmiş ama karşılığında e, Bu geçen yama getirdikleri sadece fiziksel hasar veren yetenekler Artık size yük kazandırır Kuralı kaldırılmış Yeteneği atın manayı doldurun yapılmış. Runa'nın mantığı değişmiş biraz. Runa'dan saldırı gücünü çıkarmışlar. Ve saldırı gücü eşyasını da çıkarmalarıyla beraber fiyatı 3400'den 2500'e inmiş. Çok daha ucuz bir eşya almış ama. Artık o yandan çıkan oklar %40 ila 70 arası değil. Seviye atladıkça daha çok vuruyordu oklar. Her zaman saldırı gücünü %40 kadar vuruyor. Ucuz bir eşya diyor ki sen bir 10 hit eşyası istiyorsan hemen böyle Twitch gibi ne bileyim zehir uygulamak isteyen bir şampiyonsan bunu artık hemen alabilirsin. Çok masraf yapmana gerek yok. Bu seni o alanda güçlendirecek. On hit alanında güçlendirecek demişler. Şurayla kimsenin kullanmadığı destek eşyasını saldığı saldırı hızı %40'dan %60'a çıkmış. Bakalım artık kullanılıyor olacak mı? 4 saniye içerisinde yine azalarak biten bir hız var. Takımını koşturmayı ben destekler için ideal olabilir. Anlık hasar eşyalarına çok ciddi bir zayıflatma söz konusu. Ee, anlık hasardan çekip gücü daha temel nitelikleri aktarmışlar. Hemen örneklerle gidelim. Draktar'ın hasarı 100 artı %30 ilave saldırı gücüymüş. Artık 65 artı %25 ilave saldırı gücü. Çok daha zayıf. Ama bunun karşılığında 5 saldırı gücü daha fazlanız var. Sinsi Pençe, e, kum darbesinin hasarı 100'den 65'e inmiş. %30 ilave saldırı gücünden %25 ilave saldırı gücüne inmiş ama karşılığında yetenek hızı 10'dan 20'ye çıkmış. Bol bol yetenek atın denmiş. Hextek füze kemerin yetenek 80'den 90'a. Canı 250'den 350'ye çıkmış. Ama ses patlaması hasarı 175-250 aralığından 125'e indirmiş. Yani şu anki maksimum hasarının yarısına indirilmiş. Gece tırpanı yetenek gücü 80'den 90'a, can 250'den 300'e. Fakat ruh söken hasarı artık 125'ten başlayıp 200'e doğru gitmiyor. Hep 125. Üçlü kuvvetin saldırı gücü 35'ten 25'e inmiş. Ama yetenek hızı ondan 20'ye çıkmış. Uf. 10 saldırı gücü az değil ya. 10 yetenek hızı da az değil ama 10 saldırı gücü. uh Bilemedim. Bu üçlü kuvvete biraz sert mi vurmuşlar diyeceğim de biraz güçlüydü eşya. Bilemiyorum göreceğiz. Ne bileyim 25 saldırı gücü az geliyor insana. Eskiden hep 33'lüydü bunlar. Kan içenin doyumsuz saldırı hasarı %110'dan %100'e inmiş. E, doyumsuz saldırının iyileştirmesi de %20 saldırı gücünden %25 saldırı gücüne çıkmış fakat iyileştirme miktarı artık her isabet alan şampiyon başına sıra sıra hesaplanıyor. Yani etki isabet alan her şampiyon başına zayıflıyor diyor. Hmm. Ne kadar çok kişiye vurduğunuzun etkililiği azalmış. Çok kalabalıkta bunu kullanma etkisi azalmış. Okey bu eşyanın biraz güçlü olduğunu tartışmamıza bile gerek yok değil mi? Yani yok ediyordu insanlar ve ölmüyorlardı üstüne. Hız kesen yine biraz fazla sanki etkiliydi. Saldırı gücü elinden 45'e inmiş. Yetenek kızı ondan 20'ye çıkmış. Ee, durduran saldırı hasarı da %110'dan %100 saldırı gücüne inmiş. Onun da hız kesenin biraz hızı kesilmiş. ha. Anladınız mı? Ağır yara bufflanmış çünkü healing etkilerinin, iyileştirme etkilerinin biraz fazla iyi olduğuna kanaat getirmişler. O, o zaman ağır yarayı bufflayalım demişler. Bu, onu counterlayan eşyayı güçlendirelim demişler. Ve ağır yaralarının süresi 2'den 3'e çıkmış. Can çalma de ne? bunu ben bilmiyorum. Artık yalnızca fiziksel hasar etkileriyle çalıştığını söylemiştik. Bu doğru değildi. Ufak bir düzeltme yapıyoruz. Saldırılara eklenen hasar söz konusu olduğunda can çalma isabet etkisi olarak geçen tüm etkilerde uygulanıyor. Oyunun şu anki halinde bu tür etkiler yalnızca eşyalarda bulunuyor. Şampiyonlarda değil. Okey. Geçtim geçtim sezon başlangıcını öğrenelim Türkiye için TR'yi görmek niye bu kadar zor ha 8 Ocak 2021 saat 04'te dereceli başlıyor ben açıldığı an dereceli kasmaya başlayacağım diyorsanız diğer manyaklarla beraber sabah 4'te oynayabilirsiniz hepinize iyi eğlenceler bol şans ve bol LP'ler diliyorum sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum canlı yayınlara gelebilirsiniz. Burada yazan yalan ama e, gece yayında TFT 4.5'u oynadık kanala da birkaç saat içinde yüklemiş olabilirim TFT'ciler set 4.5'ta güzel bir maçı e, izleyebilirsiniz gözünüz kanalda olsun kendinize iyi bakın bay bay